Bir kadının böyle vahşice bir saldırıya uğraması karşısında dehşete düştü. Kendisinin sırf başörtülü olarak orada bulunması dolayısıyla hedef alınması oldukça vahimdir. Bütün kadınlara karşı her türlü şiddetin karşısında durduğumuzu vurgularken, bugün bir kadına kıyafeti ve inancı nedeniyle böyle bir şiddeti reva gören zihniyeti lanetlemek için burada bulunmaktayız. Bu saldırının münferit bir olay olmadığı ortadadır. Bu yüzden bahsedilen olayın sahihliğini ve ayrıntılarını tartışmanın bir anlamı yoktur. Hiçbir ayrıntı bu saldırıyı meşrulaştırmak amacıyla öne sürülemez. Gezi Parkı için yapılan eylemlere polisin orantısız müdahalesi ve başbakanın uzlaşmaz tutumu hükümetin politikalarına karşı büyük bir öfke doğurmuştur. Son zamanlarda ülke genelinde yaşanan bu hareketlilik başörtülü kadınlara yönelik nefretin açığa çıkması için bir bahane olmuştur. Hükümete karşı oluşan bu öfkeden yararlanan bazı gruplar Gezi Parkı'nın korunması için yürütülen mücadele ve parktaki ortamın kendisiyle bağdaşmayan bir şekilde başörtülü kadınları hedef tahtasına oturtmuşlardır. Söz konusu saldırının saldırıya maruz kalan kadın ve ailesi için ne derece travmatik olduğunu anlıyor ve olayı açığa çıkarmak istemeyişlerini haklı buluyoruz. Ancak bugün gelinen noktada mesele, iktidar partisi, devlet görevlileri ve bazı muhafazakar yazarlar tarafından propaganda ve miting malzemesi olarak kullanılmaktadır. Başörtülü kadınlar kamuda çalışamıyorken, başörtülü bir vekil tarafından temsil edilemiyorken ve söz konusu siyasetçilerin ortada buna dair bir gündemleri yokken, başörtüsünün bu süreçte ortaya çıkarılan kutuplaşmanın körüklenmesi için kullanılmasına karşı çıkıyoruz. Değiliz! Değiliz! Oy deposu değiliz! 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 Oy deposu değiliz! 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 Oy deposu değiliz! Bu saldırıyı kınarken, bu tip saldırıları gerçekleştiren tacizcilerle eylemcilerin bir tutulmasına karşı çıkıyoruz. Gezi hareketliliğine dair olumlu ya da olumsuz bir kanaate sahip olmak, bu tarz bir saptırma ve yönlendirmeyi hiçbir taraf için meşru kılamaz. Hükümetin yapması gereken, yaşanan olayı kendi çıkarlarına hizmet edecek şekilde kullanmak değil, bu vahşetin sorumlularını bir an evvel bulmak ve cezalandırmaktır. Yaşanmış bir tacizin üzerini yoktur diyerek örtmek ne kadar adaletsizce ise, bunu bir siyasi malzemeye dönüştürmek de bir o kadar ahlaksızcadır. Caniler bulunsun, hesap sorulsun! Caniler bulunsun, hesap sorulsun! Caniler bulunsun, hesap sorulsun! Ne başörtülü kadınların tacize uğramasını, ne de başkalarının kadınlara karşı gerçekleşen tacizler ve zulüm üzerinden prim yapmasını kabul etmiyoruz. Son olarak yaşanan taciz ve saldırıyı medyaya taşınan gazetecilere sesleniyoruz. Bir suçu ortaya çıkardıktan sonra sorumluların bulunması için yetkililere baskı yapmak yerine Gezi Parkı eylemcilerinin hiçbirinin masum olmadığı sonucuna vararak kitleleri bu mesele üzerinden rövanşist bir tepkiyle doldurup mitinglere yönlendirilmesi kabul edilemez. Biz kadına şiddete karşı Müslümanlar olarak başörtülü kadınların bu ortamda yaşadıkları şiddet ve tacizi aynı şiddet ve taciz dindar erkeklere yönelmediği için kadına karşı şiddetin bir tezahürü olarak ele alıyoruz. İnancımıza, bedenimize, giyim kuşamımıza yönelik her türlü zulüm, şiddet, taciz ve saldırıyı lanetliyoruz. Kadına şiddete karşı Müslümanlar inisiyatifi.